Sert bir gruptu gerçekten. Bu taraftaki grup ve birçok takım birbirini yendi o grupta. Aa, burada vardı için, değil mi şey ihtimali? Senin için Arlott yasaklıyorum. Benim için? Evet. Neden benim için? Canım istedi ya. İyi bakalım öyle mi olacak? Matilda gitti. Genellikle hızlı giden kahramanlardan bir tanesidir. Açık kaldığında iyi işler yapabiliyor ama bazı maçlarda Matilda'nın çok çok iyi de performans sergileyemedi. Yani zaten win rate'i de o kadar yüksek değil. Kötü takımlar falan aldı biraz. Hani kötüden kastımız biraz aşağı seviyede kalan takımlar aldı. Onun da etkisi var. Bruno gitti, Arlott gitti. Şimdi bir Guinevere yasaklaması var. Ya Bruno, bundan önceki maçta son maçta Cloud oynuyordu değil mi? Super Macro. Evet, Cloud oynuyor. Cloud'da MVP olmuştu. Karşısında da nişancı olarak, yanlış olmasın, Bruno vardı sanırsam. Bayağı iyi performanslar sergileyebiliyor eğer bilen bir Cloud olduğu zaman. Ama burada Ohio Brothers şansa bırakmadı. Var. Gerçeklerini yapacaklar. Best Player 1'dan ben istediğim hiçbir şey alamadım ya. Pek de Best Player gibi görünmedi değil mi gözüme? Baxia gitti. İyi oynamıyor ya Fanny Money'yi. Yok çok zorladı zaten. Turnuva bence gelin... takımının en zayıf oyuncusu. Zayıf halka diyorsun. Evet zayıf halka. Weakling. Weakling dediğin gibi. Takımın en zayıf oyuncusu. Yani onlarda Super Shark'ın, Hu'nun iyi oyunları vardı. Yeterli olmadı. Bu sefer tersine çevirmek niyetindeler olan biteni. Bakalım. İlk partinin son yasaklaması ne olacak? Ve burada Angela gitti. Yani Warlord da bu arada M serilerinde en çok hasar alan oyuncu olmayı başarmış. Devio'ya karşı oynadıkları ilk oyunda Favaius'ta 370.1 bayağı ama yemiş gerçekten. Evet, çok iyiydi, çok ya. İyi oynamıştı da. 8 shot atmış gibiydi. Espresso. 8 shot attıysa normal ya. Valentina ile açılış yapılıyor. Faramis'le beraber yapacaklarını düşündüler tabii ki. Faramis'le beraber Nolan açık. Nolan açık. Gelir mi? Gel. Orası soru öyle. Diyorsun. Faramis'le beraber Nolan. Joy da açık. Joy Nolan. Almadılar. Varamis Joy. Nolan ihtimali var şimdi TOB tarafının. Nolan'ı herhalde top alır diye düşünüyorum şimdi. Yani almalı. Açıkta kalmışsa. Bu sene kimse almıyormuş. Ki zaten Joy büyük ihtimalle orman. Ya abi Nolan ya bu. Evet de yani zaten... Best player one bu Nolan'a güvenmiyor durum mu diyorsun. Zaten o kadar da iyi değil diyorsun. Belki yeni çıktı diye pek oynamamıştır ha. İhtimal dahiline. Best player one'ın adını tahmin et hadi. Amerikalı ama Latin ismi var. Murano. Senin sevdiğin de bir oyuncu. Rodriguez. Sen... O minvalde. O değil ama. Harbi mi? O kafa. Rodri mi? Ne? Yok yok. Rodriguez'den uzak fonetik olarak ama o minvalde. Gelmedi ismin bakımı. Carlos ne? Ortega. Ah tam bu arada Carlos'a geçiyordum bu arada. Rodriguez'den Carlos'a doğru gidiyordum. Carlos Rodriguez. Carlos Ortega Vega. Müthişmiş bu arada adamın Ortega ismi. Ortega Vega. Ben mesela... Hilda geliyor. Hilda Nolan geliyor bir de ya. Evet. Nolan açık kalınca zaten. Minotaur geldi. Zorn yine imza. Evet evet. İmzayı attı Zorn. Zorn kardeşime yine bir Minotaur çekildi. Neredesin Zorn? Sinan sen de seversin. Bayılırım. Abi Zorn nerede? Zorn işte... Ha dördüncü. Sağdan birinci. Üç. Evet o taraftaki doğru. Bakalım hangi kahramanı gösterecek. Tercihini... Yapacak az sonra. Benim tercihini hemen yana kullanıyor. Evet. Aldı. X-Yağ'ı yasakladı. Bu ekrandan görmek de bir farklı oluyor ya. Evet. Hoş. Umarım öyle oynamıyordur. Öyle oynayan oyuncular var biliyor musun? Ciddi misin? Justin diye bir oyuncu vardı. Çok garip oynuyordu oyunu. Parmakları, ekranı, tuşu falan aşırı garipti. Garipsemiştik. Nasıl oynuyorsun böyle demiştik. Ben de bilmiyorum böyle alıştım demişti.
Parmağını, işaret parmağını çok garip bir yere koyuyor. Van Van. Bu da buralara kadar kaldı. Son fazla da olsa banlanmış oluyor turnuvanın en favori. Bumpik aşamasında en azından en favori şancılarından biri. Homeboys tarafının son banını bekliyoruz. Malezyalı ekip bakalım ne tarz bir tercih kullanacak. Van Van'ın buraya kadar çıkalması da bir mucize değil mi? Ya tabii ki ilk kez son fazla banlanıyor bu arada. Evet. Yani son günündeyiz grupların 6. gün artık bugün ilk kez son fazla banlandı. Pain is the proof that I'm still alive. Yani acaba bir Cloud yasaklaması görür müyüz? İhtimal dahil. Nişancı kalmayacak iki takıma da ama öyle bir şey olursa bilmiyorum artık. Khalid. Cloud'u alın yolunuza devam edin. Bak başka düzgün nişancı kalmıyor sonra. X'ye gitti. Van Van gitti. Brody gitti. Bruno gitti. Gerçekten Cloud kaldı. Beatrix. Evet o ikisi kalmış ama yani ben Cloud'u tercih ederim herhalde şu anki metada. Bilmem Murano sen ne dersin? Ya Cloud'un bir de alan hasarı var ya yani. Beatrix'in de var. Rocket ultisi falan ya da SMG ultisi falan hepsi. Ama Beatrix'in gidişatının yönünü değiştiremiyorsun. Evet. Ya. Açtın bitti. Evet Cloud'da dönen evet, dönüyorsun evet, devam evet, ediyorsun. Evet. Birazcık daha ultisi daha uzun sürüyor evet. Ama birazcık daha anlık hasara kaçıyor. Ama Rocket de çok vuruyor ya Rocket evet, ultisi evet, Beatrix'in. Evet. Rocket taramalı. Evet Rocket taramalı aynen. Almadılar burada. Terizleri tercih ettiler. Ziya aldın, Clint devam ettin. Clint. Aynen. Bakalım. Bu da ilk olur değil mi öyle Layla, bir şey olunca? Layla, Clint. Bence herhalde yine ya Beatrix'e dönerler. Bilmiyorum göreceğiz tabii ama 20 saniyelik bir süreleri kaldı. Hey, it's my life. Harit geliyor. Harit geldi. Yani %2 bumpik. Şu ana kadar oynanan oyunların Harit sadece %2'sinde. Harit ve Tamuz yani yine Ohio Brothers çakalıyor bizi burada. Abi belli olmaz ya şimdi. Alışılmadık tercihlere karşı. Tamuz'u almış, alınmıştı ve fena hasar çıkarmamıştı ya bu turnuvada ama M5'te. Kolay düşüyordu ya. Evet, evet. Diyor ki Cloud'u al ben bir Tamuz'umla mislemeyle seni bir yakayım diyor şu an. Bakalım son tercihi ne olacak Ryze'nin? Beni'ye benziyor bu arada ya. Evet. Beko'nun oyuncusu. Bir QT miydi? Yeah. Evet. Neden Ryze'l acaba? Raziel diye bir karakter var. Biliyor musunuz Raziel'i? Evet biliyorum bu da yandan. Bunun onun bir farklı Raziel versiyonu. Ryze'l. Belki de. Yeritel geldi onu birazcık unutmuştuk aslında. Çok gerçi çok tercih edilmiyor ama. Burada Yeritel'le karşımıza çıkacaklar son tercihte. Yani son 3 pick yani bir taraftan, iki de diğer taraftan alışılagelmişin dışında oldu gerçekten Sinan'ın da söylediği gibi. Bakalım bu senaryoyu deneyimliyor olacağız. Yani bir de istatistiklere bakalım isterseniz. İstatistiklerde sonuç ne durumda? Hangi tarafın tercihi istatistikte? O kelime de o kadar fazla şey içeriyor ki. Üst üste söyleyince zor evet. İstatistiksel olarak hangi taraf önde? Tabii ki bunlar sadece sayı, oyun içerisinde yaptığınız her rotasyona göre bu istatistikler değişebilir. Hangi tarafın erken oyunu, hangi tarafın geç oyunu güçlü, takımın toplamının güç sıralaması ne? 6'ya 2'lik, 6'ya 9'luk bir takım kurulmuş. 8'e 8 erken oyun, 6.8'e karşı 6 geç oyunluk bir sistem. Hasar evet, potansiyelleri yakın ve artık... Söz kimde? Değerli sunucularımızda. Evet efendim bakalım bu grupta önemli bir maç. Üst üste birbirlerini yenen takımlar olmuştu grupta. Biraz hani oyun temposu yavaş bir grup olarak görünmüş ama rekabet seviyesi sert bir grup olarak gözümüze çarpmıştı. Onun bir örneği daha olacak mı? Farklı bir senaryo görecek miyiz?
İki tarafta sergiliyor olacak yeteneklerini, özellikle zoruna dikkat etmemiz lazım. İstekli, hareketli, biraz da kışkırtan bir oyuncuydu kendisi. Murat'ın da çok beğenir zorunu. Bakalım öyle bir senaryo çizebilecek mi, görüyor olacağız. Warlord bir miktar hasar aldı ama çok da canı sıkılmayacak. Zorn zaten onun yanında. Problem yaşayacağı bir senaryo yok ortada. Super Shark bir hareketlendi ama Zorn'un ona cevabı var. Super Shark geriye doğru gelirken Hu'nun da desteği zaten onun orada kalmasına yeterli. Ortada Faramis üzerinde bir miktar hasarlar vardı. Best Player şimdi oraya doğru çekilen isim. Buradaki dengeyi değiştirmek isteyecek. Zorn ileriye doğru atıldı. Zorn'a hemen es geçip Chibi oynadılar. Chibi düşer mi burada? Ciddi hasar var üzerinde. Hu'nun onu istiyor ve ilk kan döküldü. Chibi düşen oyuncu oluyor. Koreli oyuncu Hun affetmedi. Rakibini net görüyor burada. Bir küçük duraksatma alınıyor efendim. Daha sonrasında devam ediyor olacağız. Evet, bir duraksatmamız var. Ben onun da bilgisi geçilecektir. Kaç dakika olacağına tahminen. Evet, First Blood'la başladık. Hun'dan çıkmıştı First Blood. İstediğini net aldı. Daha önce takım arkadaşlarının da verdiği hasarı iyi kapattı orada Koreli kesinlikle oyuncu. Kesinlikle. Net bir işti onun tarafında. Bakalım. Zaten heyecan yükü bol bir maç olacağını konuşmuştuk. Evet, evet, tabii. Yakın ekipler olduğundan da bir tık bahsedilmişti. Güzel bir başlangıç yapıyorlar böylelikle. Evet, yaklaşık 3 dakikalık bir duraksatma tahmini var. Umarız bunun üzerine çıkmaz. Bakalım neler göreceğiz. Temposu çok düşmeden izleyelim iki takımı da. Yani değerli bir maç. Bir rekabet seviyesi yüksek maçlardan biri bu. Onun altını çizelim. O yüzden iyi takip etmek lazım bu maçı. Ki muhtemel belki buradaki takımlardan biri de bizim karşımıza çıkabilir. Hatta hiç düşük değil bu ihtimal. Görüyor olacağız. Troubleshooting dediği yani herhangi bir tekniksel sorundan dolayı alınmış duraksatma, onu söyleyelim. Telefon olur, ses olabilir. Bazen ping olabiliyor bu. Düzeltir düzeltilmez, devam edeceğiz oyuna. Fanlar da çok mutlu. Hani zaten büyük ihtimalle birazdan başlıyor diye düşünüyordum ve evet başlıyoruz. Geçtik bile. Bakalım neler çıkıyor. First Blood'la açmıştı Amerikalı ekip. Ohio Brothers. İlk dakikalarda bakalım cevabı ne olacak. Homeboys tarafının Malezya temsilcisinin amblemler de karşınıza geldi. Zorn özellikle ne kadar renkli bir karakter olduğundan bahsetmiştik onun. Yine başladı bu arada. Murahan'a göz kırpar nitelikte. Bunun karşısına geçmek durumunda. Buradaki boşluğu dolduruyor şimdilik. Yukarıda bir hareketlenme ihtimali vardı. Yellow çok sorun yaşamayacak. S Player Wanda kaplumbağa özelinde hareketli. Ve aldı bile. 1.1K'lık altın farkını oyunun hemen başında oluşturmayı başarıyor Ohio Brothers tarafı. Evet ve şimdi bu taraflara Mielov bir ucundan bakmak istiyor aslında. Rakip ormanda ama tabii Joy da Chibi de çok geri kalır bir evet performansa sahipleri oldu zaten tabii, rakip tabii, tabii ormanda. O yüzden aslında orman kaynaklarının birazcık takasını izliyoruz. Zorn orada yalnız kalabilir gibi, ışından da gelecek. Ucu ucuna çıkıyor bölgeden. Zorn ve şimdi üste dönmek durumunda kalıyor. Sepat üzerinde bir isteklilik vardı. O best player bana doğru oynadı. Chibi'den destek geliyor buraya. Best player one bölgeden çıkma isteğinde ama Warlord şöyle bir baktı. İki tarafta birbirinden ayrılıyor olacak. Çok zorlamadılar burayı. Chibi'ye şöyle bir kovalamaca gerçekleştiriyor Super Shark ama yani solo kill alması mümkün değil açıkçası. Warlord'un da bölgeye gelmesiyle zorlamayı bırakacak. Ama baskı kurmayı bildi rakibi üzerinde. Ortadan bir hareketlilik yok, çıkar mı? Yok. Yok Warlord. Rahat. Zorn iki kişiyi gördü. Takım arkadaşlarından destek yok. Terste kalmış olabilir. Chibi şimdi oraya geliyor. Warlord'un gelmesiyle dengeler değişebilir. Faramis ultu kullanıldı. Super Shark'ın ciddi miktarda hasar aldığını söyleyelim. Chibi isteyecek onu. Yeterli mi? Tabii ki yeterli. Warlord Super Shark düştü. Best Player'da daha öncesinde düşen isim. Şimdi Warlord biraz ters ayakta kaldı. Takas alınmış oluyor. Ama o zaten hızlı doğuyor olacak. Yani Faramis
gayet netişe imza atıyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Gerçekten turnuva genelinde de yani kahraman olarak postürünü toparladı. Zorn gidiyordu orada. Kesin ölmüştü. Hı hı. Aslında yani Chibi bile ne olacağı belli olmayabilirdi bence. Evet, neden bu kadar banlanıp piklendiğini kanıtladı efendim. Hı hı. Açıkçası böyle özetlemek lazım. Zorn yine başladı üste dönüş. Zorn yine klasik hareketini yapıyor. Yani kaplumbağa özelinde oynamak isteyebilirler ama yok, biraz geç kalındı. Best player 1'da kalıyor. Ya Chibi çok uzaktı zaten. Hı hı. Kendi mor güçlendirmesini alıyor. Ya oynamayacakları biraz böyle net gibiydi. Zaten onun infosu da büyük ihtimal takımda vardı. Çok rahat oynadı Best Player 1 orada kaplumbağaya doğru. Yani şimdi o Hilda ile beraber ufak bir operasyon yapmak istiyorlar burada ama yani Zorn da burada, Warlord da burada. Ryze ile oynamak o kadar kolay değil diyecektim ama girişlerini yaptılar. İşte Warlord'un burada ultisiyle beraber bulunuyor olması çok kritikti. Nişancısını kurtarmayı başardı. Mielov tek başına misillemesini de bastı. Şu anda hasar yemiyor ama bir de Chibi'den ulti geldi. Artık aradan onu çıkartmak istiyorlar ama yani Chibi kaçmayı başarıyor. Ultisini verdiği güçle beraber ama Mielov o da bir şekilde yaşayacak. Sepat'ın yani son anda doldu. Canı Chibi'yi de alacak. Oo. Mielov Tamuz. Mielov'dan çok net bir oyun. Chibi'nin açgözlülüğünün cezasını kesti. Güzel bir oyun çıkartıyor. Diğer tarafta bir hareketlilik daha var. Ziya, Raziel'i bulan isim oldu. Kuleyi de isteyebilirler bir miktar. Zorn oradaki kaosu durdurmak üzere gelmiş tek on boy oyuncusu ki bunu başardı. Warlord üzerinde bir deneme vardı. Çok da zorlamayacaklar burayı. 4'e 3'lük bir skor, 2.1K'lık Ohio Brothers adına. Onların lehine bir altın farkı var. Sepat üstten de kuleyi alan isim. Birazcık en azından altın farkını eritmeye yetti bu. 1.7K'lara kadar geriledi. Chibi biraz pişman olmuş olsa gerek son pozisyonda. Super Shark sıkıntıya düşebilir burada ama tabii rahat çıkıyor. Takım arkadaşları da gelmişti bu bölgeye doğru. Tabii yani Hilda da oldukça tanki şu noktalarda özellikle. Evet. Şimdi yaklaşıyorlar. Zorn burada Chibi için bir koruma kalkanı oluşturmak istiyor aslında ama istediği performansa tam olarak imza atamayacaklar. Super Shark Sepat'ın görüşüne sahip. Şimdi turuncu güçlendirmeyi de biraz darlamak isteyecekler ama 3 kişilik bir set var orada turuncu güçlendirmede ve Best Player 1 hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru dönmeyecek gibi gözüküyor. Alt tarafta ikinci kuleye doğru bir ayrı ittirme mevcut onun tarafında. Büyük ihtimalle bu kaplumbağayı bırakacaklar ama ben kaplumbağa karşılık ikinci alt kulenin alınmasının muazzam iyi bir takas olduğunu düşünüyorum. Muazzamdan öte bence. Öte bence dediğin gibi. Ki Chibi de bu arada kaplumbağaya yönelmedi. Yani bedava bir alt ikinci kule oldu. Rezil de düştü. Onu da söyleyelim. Yok bu işler şu anda bitti. Yani biraz ipin ucu kaçıyor hayır. Sinan. O kadar büyük bir makro hatası ki bu. Evet, evet. Yani eğer sen orada 6-2'yi savunmuyorsan Nolan orada yani bir dakikadır gösteriyorken adam 2 ya kaplumbağayı alırsın. Adam 2 minyon dalgası ittirip üstüne kule yıktı. Evet zaten ya kaplumbağayı alırsın ya da ne bileyim orta kule zorlarsın. Ya da Rezil'i öldürtmezsin. Mesela evet. Hiçbiri yapılmadı gerçekten. On boş tarafından hiçbiri yapılmadı. Malezya temsilcisi istediğini çok bulmuş değil. Bakalım devamında neler çıkartabilecekler. Chibi aşağı ittiren isim ama zaten burada bir kule daha duruyor. İki kulenin arasındaydı. Base'ine dönüyor olacak. Buraya Mielov da halihazırda geldi bile. Sorun olmayacaktır bundan sonrası. Zorn bir hareketlilik buldu. Ziya üzerinde. Ziya terste kaldı. Çıkabilecek mi? Pek de mümkün görünmedi gözlerimize. Onun da ilk ölümü olmuş oldu. Yani Ziya da düşüyor. 1-1-1 istatistiklere sahip. Büyük bir problem tabii onun açısından değil. Yani Chibi biraz Best Player 1'a karşı geride kaldı. İki seviyelik bir fark mevcut tabii. Oo. Yani Warlord'u zaten yoktu. Bunu avantaja çevirip çok net bir şekilde patlattılar adeta. Tabii bunun karşılığı da orta 2 geliyor. Chibi tabii şu anda oyunda çok yok. Ayrı kittirmeler yapıp farklı bölgelerde takılıp Minyon geliyor. Oo, Best Player 1 da geldi. Chibi'yi yakaladılar mı? Best Player 1 Zorn burada destek getiren oyuncu. Warlord da oraya vücudunu attı. Chibi'yi çıkartmayı bildi on boş tarafı buradan. Var yani rakip güçlendirmeleri toplayarak ilerleyen bir TOB tarafı var. Haritanın kontrolünü eline aldılar. Sadece alt lane'i biraz itmeleri gerekebilir. Orada Sepat geri dönüyor. Razel da uzaklaşacak Ziya gibi bölgeden. Yine de Sepat uzaklaştığı için iyi bir durum. Yani mesela Raziel de 10 olacak yani evet çok az var ama yani Ziya 11 mesela. Bunlar evet, çok kritik evet. Şu noktada çünkü 20 saniye sonra Lord geliyor. Yani birazcık zor olacak on boys tarafının işi. Kuzey Amerika temsilcisine karşı bakalım göreceğiz.
Zorn'un özellikle önemli oyunlarına ihtiyaç duyacaklar muhakkak ki, altını çizmemiz lazım. Super Shark şöyle bir çalılarda merhaba dedi Zorn'a. İki tarafta birbirinden hafifçe uzaklaştı gibi ama 5 saniye sonra bir Lord var. Orayı göreceğiz. Chibi'nin peşindeler yine bu arada. Shark oraya geldi, yakalayabilecek mi? Yakaladı Chibi. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. En sonunda yakalanmış oluyor. Lord'dan da hemen önce düşünce Ohio Brothers'ın zorlanmadan aldığı bir objektif olmuş oldu. Best Player One'dan olan da kaldı. Zorn'un hareketlerini zoruna yapmaya başladı Tio bir tarafı. Şu ana kadar tempoyu, ipleri ellerinde tutan takım. Super Shark ön tarafta kalıp birazcık info toplama isteğinde. Atılan hasarlara şöyle bir bakalım. Hu'nu görüyoruz, Koreli oyuncu, Amerikalı takımda. Yine Best Player One, arkasından Warlord geliyor. Mielov, yine o da Amerikalı takımın Filipinli oyuncusu. Arda arda dizilmiş durumdalar. Bir Warlord araya karışmış atılan hasarlarda Onboys tarafından. Bakalım yani yeterli olacak mı? Onu da görüyor olacağız. Alttan gelen bir Lord var. Onu kendi haline bıraktılar. O kendi kendisini ittirir diyorlar büyük ihtimalle. Orta kuleyi şimdi gelen milyon dalgasıyla beraber rahat bir şekilde indirecekler. Sadece üst kulesi kaldı. Üst kulesini de alıyorlar ve yani üst kulelerini bakalım savunabilecekler mi ilk Lord'la beraber? Chibi birazcık riskli hareketler ama tabii ultisi mevcut şu anda. O yüzden de birazcık cüretkar adımlar atabiliyor tabii haliyle. Best Player One'dan da fena olmayan bir atak girişimi geldi. Şimdi Lord artık üstteki üst kulesine oldukça yaklaştı. Mielov ciddi hasar geliyor. Hiç fena olmayan bir Valentina'dan Faramir ultisi geldi. Karşılıklı Faramir ultisi ama Chibi çok iyi hasar çıkıyor. Ve Mielov bir anda tuzda buz oldu adeta. Orta üst kulesi duruyor. Ziya hızlı bir şekilde bu milyonları almak istiyor. Yani puşturur da orta üst kulesinin canına bak. Alt üst kulesinin canına bak. Evet evet doğru kesinlikle. Bu neye bakıyor biliyor musun? Bir tane Lord savaşında bir sonraki Lord gerçi altta çıkacak. O yüzden alt tarafı iyi ittirmek çok zor aslında. O üst kulesini ittirip alabilmek için ama yani hadi diyelim kaldı. Lord'u da alamadınız. Bir sonraki Lord savaşında doğal yollarla düşer o üst kulesi. Tabii kesinlikle. Sadece Onboys'un savaşacak bir günü daha oldu en azından. Birazcık tabii zaman çalmış oldular. Bakalım hani bunu iyi değerlendirirseler geri dönüş senaryosu çizerler mi? Düşük ihtimal gibi görünüyor ama geri dönüşleri her zaman sevmişizdir. Her zaman tatlı olmuştur. Kimin kime yaptığı fark etmez. Bakalım öyle bir senaryo var mı? T.O.B. tarafı buna çok izin verecek. Yani tatlı değil. Zaten istekliliklerini durdukları pozisyondan görüyorsunuz. Best Player One olsun, Super Shark olsun. Bu bölgeyi de ittirdiler. Evet. 50 saniyelik bir Lord hareketlenmesi sonucu. Var Lord bir çekmek isteyebilir diye çok iyi girdiler içeriye doğru ama ultisi var şu anda. Super Shark birazcık terse kaldı. Chibi ultisini kullandı ve çok rahat bir skor olacak orada Super Shark ama Ziya üst kulesini almayı başarmıştı. Sepat birazcık arada yani Teriz'de değil sanki Angela'ymışçasına kestiler onu. Yok ettiler evet, hatta yok kesmeyi ettiler. De bırak. Ziya. Yani Sepat ve Super Shark düşen isimler. Yani Ziya'dan da hiç fena olmayan bir hasar geliyor. Irithel üst koridoru net bir şekilde ittirmişti ama Super Best Player gayet bu durumların farkında. Hemen orada ikinci üst kuleyi savunuyor olacak. Yani zorlu bir Lord savaşı onları bekliyor şu anda. Tabii base'lerini terk etmeleri konusunda da problem yaşayacak Lord savaşında. HP tarafı eğer ki o Lord'da bir savaş istiyorsa yani aşağıyı fixlemeleri gerekiyor. Önce üzerlerine gelecek bir push olacak vesaire. Canları sıkılabilir. Hilda Lord'un yakınlarında bile o bölgede pozisyon alıyor Ohio Brothers tarafı. Tam olarak oraya doğru hareketlenmiş değil Homeboys. Hatta gelmeyecek gibi görünüyor gözümüze ama bakalım öyle de olacak mı? Başladılar bile Lord'a. Best Player One ve Ziya'nın hasarları yeterli olacaktır. Milov da zaten onlara katıldı. Malezyalı ekip herhangi bir Lord savaşına girmeyecek. Rakibine Lord'u verdi. Bakalım Baze'de iyi defanslayabilecekler mi? Riski atmak istemediler. Çünkü orada hem Lord'un hem bir iki skorun verilmesi belki onlar adına oyunun mağlubiyetle sonuçlanması demek olabilirdi. Biraz daha sakin davranmayı tercih edecekler. Görüyor olacağız neler çıkacağını. 7.3 kallık bir altın farkı var. 13 dakikayı henüz geçtik. 8-6'lıkta bir skor karşımıza çıktı. Evet. Aşağıdan geliyor Lord. Yani ortadan da bir push var. Zor yani şu savunmayı yapmak. Bakalım nasıl gerçekleştirecekler bu savunmayı. 7500 altın farkı varken üstteki ortadaki üst kulesi de çok rahat düşürülecek gibi gözüküyor evet, şu anda. Evet. Yani tam senkron gelmedi minyon dalgaları ama zaten
orta üst kulesinin canı çok azdı. O üstü isteyecekler, onu da alıyorlar. Warlord'a ulti kullandırmak istiyor şu anda. Üstünde kalmaya devam etti. Ama Warlord yani ulti atmaktansa ölmeyi tercih etti. Çünkü pasifi varmış, hemen doğacak. Belki burada Chibi daha iyi kullanabilir ama işte Chibi de düştü. Sepah da düşecek. Warlord ultiyi kurtardı. Ama Faramis maalesef ulti burada kurtaramayacak. Rağmen, evet, Sebat'ın da canı yeterli kalmıyor. Ve dediğin gibi Sinancığım, oyunu kapatıyor olarak görüyoruz burada. Yani orada bence birazcık cüretkar bir hareket. Tamam, pasifiniz var, evet tekrar hızlı bir şekilde doğacaksınız ama doğmanız bile 3 saniye sürüyor. Evet, evet. Orada ultiyi kullansaydı büyük bir ihtimalle takım arkadaşları da onun yanına katılıp savaşı evet, birazcık daha net bir şekilde verebilirlerdi bence. Çok ama çok cüretkar. Zaten Lord Base'de üstüne çökmüşler. Yani orada öleyim de 3 saniye yani ultimi atmayayım, o birazcık... Yani biraz yani adam, nereye saklıyorsun adam, yani? Adam dudaklarını böyle yapa yapa geldi ya. Bütün şöbiyeti yedi kesin. Tepsiyi bitirmiş galiba. Muran o tepsiyi bitirerek geldi büyük ihtimalle. Yalan söylüyor, yemedim diyor ama birazdan görüyor olacağız onu da. Çok mutlu bu arada Ohio Brothers tarafı. Onlar hani zorlandıkları bir grup vardı. Üst üste mağlubiyetler almışlardı ama kötü oyunlar oynamamışlardı. Sonunda da bir galibiyet. Ohio sonra... Brothers aradığını bence şimdi buldu biliyor musun? Şöbiyet mi bulmuşlar? Son gününde. Şöbiyet miymiş arkada... Yok şöbiyet değil. Bizim Firefly götürmüş. Oradan vermişler, gazı almışlar, gitmiş yenmişler. Bu arada yalan bilgi, öyle bir şey yok. Çakma bilgilerle geldi yine. Biz senin kadar gerçek bilgiler veremiyoruz yok herhalde. Yok canım, estağfurullah. Hiç öyle bir şey yok, hiç öyle bir şey yok. Hepsi yalanmış meğerse falan. Bu arada hala ağzındaki şöbiyet şeyini... Parlaklığını görebiliyoruz. Emiyor bir anda. Hayır hayır, o benim dudak parladı. Aynen. Şaka şaka, öyle bir şey yok. Arada bir şöbiyeti emiyor şöyle. Yok yok, o şey dudak var. Aynen. Ne yaptı, dudaklarım daha gözüküyor. Evet işte katılıyorum. Makyaj aynen dedim, katılma ok olarak. O şey aynen, zaten bence muazzam bir laf bu arada. Söyleyecek bir şey bırakmıyor karşı aynen, tarafa çünkü. Aynen. Evet, kilitliyorsun karşı tarafı yani. Ha, öyle miymiş kanka var bir de. Evet. Bir de o var, bir de var öyle. Yani aynen. Bu kameradalarmış, dudaklarımı incelemek istiyorlarmış. Çok iyi değil mi bu arada? Konferim mi değerli rejim? Ve maçın MVP'si Süper Shark. Bence güzel bir Hilda performans sergiledi, şakası bir yana. Evet evet, 2-2-7 zaten net bir KDA, %64 kill katkısı ve 506 GPM'le bitiriyor. Super Shark kazanan yani, takımdan MVP'miz. 2-2-7 de bir Hilda'nın yapabileceği maksimum bir oyun içerisinde. Skorlardan bir tanesidir. Karşılaşma o kadar hararetliydi ki, üstüne düşen görev o kadar güzel yaptı ki. Bazı yerlere tabii ki ufak tefek böyle görünmez hataları oldu ama olur. Savaşta olur böyle şeyler. Kavgada olur. Kavgada olur. Ziya burada Paramis'in de tabii ki Hilda skoru vardı. Ama sürekli bir yere gitti. Sürekli bir yeri darladı. Fark ettiniz mi? Hı hı. Yani rahat vermedi rakibe. Evet, evet, boş durmadı. Franco'dan tek farkı çekememesi. Burada da bir outplay gördük. Melo muazzam oynadı. Pasifin etliği kullanmıştı. Ziya burada 4 kişinin yeteneklerine resmen kafa attı. Ama Ohio Brothers hakkında ben şunu demek istiyorum. Sonraki mücadele eğer Hombros birazcık daha farklı tercihler yaparsa işler değişebilir. Buradaki pike klanında açıkçası doğru konuşmak gerekirse Ohio farklı yaptıkları tercihlerle rakibi şaşırttığını söylemek lazım. Evet, alışılagelmişin dışında birkaç piki vardı hani turnuvada en azından. Banlanma, piklenme yüzdeleri olmayan birkaç karakter tercih etmişlerdi. Bu da işe yaramış görünüyor Ohio Brothers tarafında. At base'ini zor. Değil mi? Zor. Hadi şimdi bas base'i. Basıyordur biliyor musun? Öyle bir manyak. Fight'ın içerisinde bas madem. Sağda solda basıyordun diyor Murano. Burada da zaten üst üste skorlarla beraber net şekilde kapamış görünüyor Amerika temsilcisi. Tebrik ederim onları da. Takımlarında sadece iki Amerikalı var bu arada. MOBA Zane'in eski arkadaşları onlar da. Boon ve Melo. Süper Shark da öyle. Süper Shark da öyle. Ziya da evet, öyle. Evet. Best player sadece yine. Ama hı, bir şey diyeyim mi? MOBA Zane şu adamın yerinde olsa... Eminim daha iyi işler yaparlardı. O ununu eledi... Neydi o? Böyle bir şey vardı. Ununu eledi, emeğini astı mı? Emeğin... Öyle bir şeydi. Neyse. Uzak... Olsun abi. Hiç yaşanır. Bir şey arada olur, kavga da olur. Aynen. Da olur. Cümle kurarken olur. Best Player One yerine eğer MOBA Zane olsaydı... Bence bu turnuvada daha iyi başarı yapardı. Var mı katılan bana? Ben. İkimiz birden katıldık. Teşekkür ediyorum değerli yani Best Player One hani... Allah razı olsun. Vallahi ilk defa ikiniz aynı anda bana katıldınız. Ya nasıl Murat ya? Ayıp ediyorsun. Bu baklavası yenir. Aldım dışarıda. Ayıp ediyorsun. İnanmıyorum. Niye? İnan, bir kere inan be adam be. Hala dudağın temiz ya bunu söylerken, çok inanılmaz bu arada yani.
Abi çok mutluyum biliyor musun? İkinci maça ne diyorsun? Geçelim mi size? Ohio Brothers mı? Yok. 1-1 olur diyorsun. Homeboys alır 1-1 olur. Oradan da üçüncü maçı uzarız diyorsun. Ya abi şu adam base atmayı bıraksın artık ya. Zor mu? Oyun odaklan be kardeşim. Oyun odaklan ya. Bu nedir ya? Bu sefer ona yaptılar ama. Super Sharp falan önüne geçip ona yapmaya başladı hareketi. Abi yapar. Yapar. Çünkü sinir bozucu bir hareket. Evet. Senin karşına geliyor adam base. Base falan yapsa hoşuna gider miydi? Gitmez tabii. Tabii ki gitmez abi. Kimin hoşuna gider ki? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Yıl olmuş 2023. Evet. Hareketlere bak. 30. sezonundayız ya. Ama Minotaur'un base atarken o ayağını yere vurması var ya. Onun kadar güzel bir görüntü evet. Yok ya. Tam daha da kudurtucu bir şey. Rijkaj ödülü Ziya'ya gitti. 860 dakika başına altın buldu. O best player bana gidiyor. 45K ile atılan hasarda en yüksek skor da onun. Sandbank düzeltiyorum. Sepat'a gitti. 72K'lık bir hasar buldu üzerinde. 8 asistle best player one'da öne çıkan oyuncu oldu. Forgotten One kategorisinde. 14'e 6'lık oyunda. Bak best player 2 kategoride öne çıkmış. O kadar laf ettik. Ya gerçi bence açık konuşayım. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Bence takımın en zayıf oyuncusu. Bence senin de dediğin gibi MOBA Zayn oynasa onun yerine Ohio Brothers bir tık daha kendini ileriki turlarda bulabilir. Ama o tabii ki farklı alanlara yöneldi MOBA Zayn'de. Yo abi devam ya. Ya devam da. Ya, yok böyle... turnuva da vardı elediler. Takipçi seviyesi falan çok arttı ya onun son zamanlarda. Biraz daha böyle streamer olarak falan takılıyor. Ha diyorsun her e-sporcunun yaptığı gibi paraya devam etti. Ama bu bir tutkudur. E-spor bir tutkudur. Parayla satın alınamaz. Tabii parayla ölçülemez. Ölçülür aslında ya. Takım gelse sana 1 milyon dolar verse takımını satar mıydın? Takımına ve parasına bağlı. Bence satmazdın. Bence Öykü'ye sorardın. Öykü'ye sorardın. Evet. Yani yengeye. Yengeye. Neden biliyor musun? Çünkü geçen gün şimdi bu şey muhabbetine geliyorum. Geçen gün Eray'a bir soru sordum. Eray'ın bir tane oynadığı gençliğimizden beri oynadığımız bir oyun var. Ve yasaklı oynaması Öykü tarafından. Bunu anlatmak zorundayım. Özür diliyorum bu arada. O oyun ismi de bugün konuştuğumuz konu değil mi? O oyun değil mi? Dün konu senle dün evet, bir şey tamam, konuşmuştuk. Hatırladım, evet. Evet. O. Neyse. Evet. Bir günde bir soru geliyor Eray'a. Kimli çamaşırlar da evet, Eray'a bir soru geliyor. Eray diyorlar ki ya sana 1 milyon dolar versek en azından bir oyun atar mısın diye soruyorlar. Eray böyle durup Öykü'ye sormam lazım diyor. Bence bunu da Öykü'ye sorar o yüzden. Abi şimdi ben... Ama o güzel bir şey. Ben de aynı ben de öyleyim. Ben yani hiç 15 senelik sevgilime, 5 senelik karıma söz vermişim. 1 milyon dolar için sözümü mü bozacağım yani? Hani İşte bak adam. Adam gibi adam. Helal olsun be. Öykü gelip dese ki bana... Helal olsun. 1 milyon doları al bir oyun at, parayı da yeriz dese tabii ki...